Değerli kullanıcılar, bugün yine üstün Alman mühendislik harikası olan Etari 111 boya kalınlık ölçme aletiyle beraberiz. Bugün sizlere sıfır ve kol düğmelerinin tam olarak hangi fonksiyonları eda ettiğini göstereceğim ve kalibrasyon işleminin tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle e, aletimiz e, elimizde aletimizi açıyoruz. Ön taraftaki sensöre küçük bir baskı uygulayarak aletin açılmasını sağlıyoruz. Alet açıldığında gördüğümüz gibi 4 tane çizgi, üst e, kare içerisinde, ekranın üst bölümünde kare içerisinde A harfi mevcut. Üst sağ köşede yine e, ölçüm işareti olan mikrometre biriminin e, yazılı olduğunu e, görmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir e, konu. E, burada elimde gördüğünüz üzere e, ferum yani demirden oluşan e, diskimiz mevcut. Bu disk e, ilk satın aldığınızda üzerinde böyle bir e, folyo, koruma folyosu mevcut. Bu koruma folyosunu kaldırdıktan sonra aletimizi diskimizin üzerine tuttuğumuzda Gördüğünüz gibi sıfır e, rakamını görüyorsunuz. Yani bu e, sıfır noktamız manasına geliyor ve ekranın alt bölümünde de değerli kullanıcılar ferum e, dediğimiz e, yazının olduğunu görüyorsunuz. Yani üstteki otomatik tanıma sistemi burada e, zeminin demir olduğunu tanıdı ve bundan dolayı aşağıya ferum yazdı. Bunu yaptıktan sonra hemen sıfırlıyoruz yani buradaki sıfır düğmesine basarak, sıfırlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Elimize al yine tabi bir kalınlık olması gerekiyor. Yani boya tabakası olarak düşünün benim elimdeki bu folyoyu. Bu folyonun üzerinde 102 artı eksi 2 mikrometre tolerans olması gerekiyor. Dolayısıyla biz şimdi aletimizle bunu ölçtüğümüz anda gördüğünüz gibi 102 artı eksi 2 mikrometre. Bu folyoyu e, zeminin üzerine koyduktan sonra ölçümümüzü gerçekleştirirken burada takriben e, 102 artı eksi e, 2 mikrometre olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada o kadar yok. burada daha fazla gösteriyor. Dolayısıyla biz kalibrasyonumuzu 102 rakam üzerinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani e, biz şimdi kalibrasyon düğmesine gidip kalibrasyon düğmesini basılı tuttuğumuz anda aşağıda kol dediğimiz e, bir e, yazı yanıp sönecek. Dolayısıyla bu yazı sö yanıp sönmeye başladığı anda, biz 102 ayarını yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı rakamları oynatmak için e, ok işaretleri mevcut. Biz aşağıya 102'ye kadar geliyoruz. Ve 102'ye geldikten sonra e, kalibrasyon işlemini onaylıyoruz. Dolayısıyla şimdi biz burada folyonun üzerine tuttuğumuz anda e, artı eksi 2 e, toleranslı bir şekilde bir e, ölçüm yapabilmemiz lazım. Evet gördüğünüz üzere 100 çıktı burada. Dolayısıyla e, artı eksi toleransın e, tolerans bölümü içerisinde şu anda hareket ediyoruz. Yani e, şimdi doğru ölçmüş bulunmaktayız. Dolayısıyla kalibrasyon işlemimizi şu anda bitirdik. E, yine burada fer yazıyor. E, az evvel söylediğimiz gibi demir manasına geliyor. Örneğin alüminyum zemin kullandığınız anda e, burada non-fer şeklinde bir yazı çıkacaktır. O da e, zeminin alüminyum olduğunu göstermektedir. Orada da kalibrasyon işlemi aynen demirde olduğu gibi birebir e, az evvel gösterdiğim gibi yapılmaktadır. Dikkatlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler.